Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 14. madde üzerine söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri ülkemize KATSA yaptırımları çerçevesinde yaptırım kararı verdi. Bu karara yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin izlemiş olduğu dış politikaya yönelik ağır eleştirileri olması, önerileri olması, eleştirilerine yanıt alamamasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu bu yaptırım kararı, Avrupa Birliği'nin yaptırım kararını Mart ayına ertelemiş olması, Türkiye Cumhuriyeti'ni tartıştıran ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yola getirmeye yönelik bu yaptırımların kabul edilmesi mümkün değildir. Bu yaptırımlarla doğal olarak hep beraber mücadele edilmesi gerekir. Bizim hükümetin dış politikasına yönelik eleştirilerimiz bakidir. Bundan sonra da eleştirilerimiz olacaktır. Ama bu yaptırımlar Türkiye Cumhuriyeti'ni daha dün kurulmuş bir muz cumhuriyeti gibi görmeye çalışan bir anlayışı reddettiğimizi, kınadığımızı açıklıkla ifade etmek isteriz. Değerli arkadaşlar, bir başka tartışma son zamanlarda özellikle Milliyetçi Hareket Partisi tarafından dile getirilen bir tartışma parti kapatmaları ile ilgili. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın ağzından ya da tweetlerinden parti kapatma yapılması gerektiği ile ilgili söylemler dile getiriliyor. Ama bir yandan bakıyoruz ki iktidar partisinden çok cılız sesler geliyor. En son bildiğim kadarıyla Sayın Kurtulmuş'un yapmış olduğu bir açıklama var. O açıklamanın yeterli olmadığına dair yapılmış başka bir açıklama var. Şimdi buradaki özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarındaki arkadaşlarımızın bir kısmı, özellikle yaşı daha uygun olan arkadaşlarımız, Milli Görüş geleneğinden gelen arkadaşlarımız. Milli Nizam Partisi kapatıldı. Refah Partisi kapatıldı. Milli Selamet Partisi kapatıldı. Fazilet Partisi kapatıldı. Türkiye şu ana kadar birçok parti kapatmayla muhatap oldu. Parti kapatmanın hiçbir sorunu çözmediği, Türkiye'de siyaseti hafızasız bıraktığı, parti kapatmanın Türkiye siyasetine negatif müdahale anlamına geldiği hepimizin malumu. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü, bakışı da çok net. Ama iktidarın ortağı tarafından en üst perdeden dillendirilen böyle bir dile karşı, böyle bir siyasete karşı iktidar tarafından ses gelmiyor olması da manidar. Ben beklerim ki bu bütçe görüşmeleri kapsamında İktidar Partisi'nin grup başkan vekilleri, milletvekilleri söz alıyorlar. Bu konuya da bir açıklık getirsinler. Biz de İktidar Partisi'nin bu konudaki net, açık duruşunu, kendisi geçmişte bu tür parti kapatmalardan muzdarip olmuş bir parti olarak net duruşunu buradan meclis kürsüsünden görelim. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bir yerel seçim süreci yaşadık 31 Mart'ta. O yerel seçim süreci çok sorunlu bir yerel seçim süreci oldu. İktidar cenahı, Cumhur İttifakı kampanyayı beka meselesi üzerine kurdu. Yani eğer muhalefet partileri belediyeleri kazanırlarsa, yerel seçimleri kazanırlarsa, maazallah Türkiye uçurumun kenarına geldi. Muhalefet partileri kazandığında uçurumlar aşağı düşecek anlamına gelecek bir siyaset kurguladılar. Ne oldu? Muhalefet, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi 11 büyükşehri kazandı. Şu anda Türkiye'nin yarısını yönetiyor. Hatta daha ileriye gittiler. Mansur Yavaş kazanırsa faturaları teröristler dağıtacak dediler. Bunlar hepinizin malumu. Seçimi iptal ettirdiler. İstanbul seçimini iptal ettirdiler. İstanbul seçimi 23 Haziran'da tekrardan seçime gitti. Orada da Türkiye siyasetine çok güzide bazı cümleler eklenmiş oldu. Örneğin koskoca İstanbul seçimi 14 bin oy farkla kazanılır mı cümlesi Türkiye siyasi terminolojisine girmiş oldu. Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu cümlesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli pozisyonda bulunan bir kişisinden dillendirildi. Hatta İstanbul seçimlerine müdahale edebilmek için Interpol'le kırmızı bülten, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan bulundu. Ayağına TRT muhabiri gönderildi. Seçime müdahale edebileceğini düşündükleri açıklamalar onlara yaptırtıldı. Velhasıl hiçbirisi işe yaramadı. Vatandaş sizin söylemiş olduğunuz sözlerin tamamını bir kenara koydu ve gitti kendi iradesini ortaya çıkaran bir seçim sonucuna imza attı. Türkiye ondan sonra ağır bir ekonomik krize girdi. Zaten ekonomik krizdeydi. Kriz buhrana dönüştü. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada insanımız aç. Ağır bir yoksullukla mücadele ediyor. Ne bizim kültürümüzde, ne bizim inancımızda,
ne bizim aile değerlerimizde hiçbir yerde övülmeyen intihar vakaları almış başına gitmiş durumda. En son Samsun'da bir eline iş ve aş yazıp intihar eden bir yurttaşımızı gördük. Şimdi bu kadar ağır bir durumda bizim belediye başkanlarımız, seçilmiş olan belediye başkanlarımız vatandaşa hizmet için özel bir çaba gösteriyorlar. Bahane bulmuyorlar. Hiçbir konuda kendilerini yapmış oldukları hizmetten ya da sorumluluktan geri adım atmayacak bir şekilde davranıyorlar. Ama iktidarın da bizim belediyelerimizin yapmış olduğu işleri engelleme yönünde ağır çabaları var. Şimdi iki örnek vereceğim. Sürem de azalıyor. Bir tanesi İstanbul halk ekmek meselesi arkadaşlar. Çok acı bir durum var. Biliyorsunuz halk ekmek normal piyasa koşullarının neredeyse yarısı fiyatına sağlıklı ekmek üreten, satan bir kuruluş. Bundan önce de uzun zaman Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler tarafından yönetildi. Şu anda Cumhuriyet Halk Partili bir belediye tarafından yönetiliyor. Değerli arkadaşlar, halk ekmek şu koşullarda, yani kış koşullarında, yağmur altında, kar altında ucuz fiyata sağlıklı ekmek alabilmek için yurttaşlarımızın önünde kuyruklara girdiği bir yer. Halk ekmek büfelerinin önünde kuyruğa giriyor vatandaşımız. Bu büfelerin sayısının arttırılması için bizim arkadaşlarımız önerge veriyor. 142 yeni büfe kurulması için büyükşehir uhdesinde olan yerlerde. Adalet ve Kalkınma Partiler ısrarla bunu reddediyor. Arkadaşlar, vatandaş ucuz ekmeğe erişmek istiyor. Hani bir kuru ekmek tartışması oldu ya burada. Vatandaşın midesine kuru ekmek girebilsin diye vatandaş kuyruğa giriyor, saatlerce bekliyor ve ucuz ekmek almak istiyor. Bunu engelliyorsunuz. Bunu niye engelliyorsunuz arkadaşlar? O vatandaş geçmişte sizlere oy verdi. Bugün bize oy veriyor. Vatandaş aç, sizin ekonomik politikalarının sonucunda vatandaş eziliyor, emekçiler eziliyor ve ekmek alabilmek için çaba gösteriyor. Gündeme geldiğinde komisyona havale ediyorsunuz. Komisyonda 7 ay bekletiyorsunuz arkadaşlar. Sonra tekrardan gündeme getirildiğinde bu sefer reddediyorsunuz. Bunu anlamakta ben zorluk çekiyorum. Vatandaşa hizmet etmeye çalışan belediyeler var, belediye başkanları var. Ellerini kollarını bağlamak için her şeyi yapıyorsunuz. Bu birinci örnek. İkinci örnek Mersin Büyükşehir Belediyesi. 4 kez borçlanma talebi getiriyor. 250 milyon lira borçlanmak istiyor. Borçlanma talebinin gerekçesinin ne olduğunu açık seçik ortaya koyuyor. Yani bu borçlanmayla ne tür hizmetler yapacağını Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili, belediye meclis üyeleri anlatıyor. 4 kez reddediliyor. Komisyona geliyor. Komisyondan red cevabı yazıyor. Veriyorlar ama gerekçe yok. Neden reddedildiğini ne komisyon başkanı, ne komisyon üyeleri, ne de meclisin toplandığı gün kürsüye çıkan belediye meclis üyeleri gerekçeyle ilgili herhangi bir şey söylemiyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar, pandemiden dolayı bir genelge yayınlandı. Esnaf kepenk kapattı. Mersin'de 8500 esnaf bu genelgeden etkilenmiş ve kepenk kapatmış. Bu esnafın evinde kullanmış olduğu su faturasının 500 lirasını belediye kendi uhdesinden ödemek üzere karar alıyor. Bu borçlanmayı oralara kullanacak, başka yerlere kullanacak, fide dağıtımına kullanacak, yol yapımına kullanacak, vatandaşa sosyal hizmet için, gıda yardım için kullanacak ama siz bunu reddediyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar, az önce KATSA yaptırımlarıyla ilgili konuştuk. Türkiye'nin bir sorunu var dış politikada. Eleştiriyor olmamıza rağmen Türkiye'nin bu konuda birlik içinde bir net mesaj vermesi gerekiyor. Amerika'ya, okyanusun ta öbür tarafındaki bir devlete mesaj vermek için biz bir araya geliyoruz. Elimizde kendi yoksullarımız var arkadaşlar. Kendi yoksullarımıza bakarken biz hizmet etmek istiyoruz. Niye engelliyorsunuz? Neye engelliyorsunuz arkadaşlar? Yani yağmurun altında, çamurda halk ekmek kuyruğuna giren vatandaş konusunda niye yardımcı olmuyorsunuz? Bizden onun dışındaki meselelerde yardım istiyorsunuz. Milli birlik meselesidir diyorsunuz. Bir araya gelelim diyorsunuz. Gelelim. Eyvallah. İtirazımız yok. Peki bu ülkenin yoksulları Amerika'ya karşı bir araya gelinmesinden daha mı az kıymetli arkadaşlar? Bizim önce kendi insanımıza sahip çıkan, belediye, hükümet, meclis, kim sahip çıkıyorsa ona da sahip çıkan bir anlayışla bu süreci götürmemiz lazım. Türkiye ağır bir ekonomik kriz altında. Ekonomik krizin müsebbibi sizsiniz arkadaşlar. 18 yıldan beri siz yönetiyorsunuz. Sizin ortağınız askıda ekmek kampanyası başlatmak zorunda kaldı. Sizin bu izlemiş olduğunuz ekonomik politika nedeniyle. Sizden ricamız,
Bütçe görüşmelerinde birçok şey söylendi, birçok şey ifade edildi. Umarım buradan, bizim de önerilerimizden bir sonuç çıkarırsınız ve Türkiye'nin daha kötüye gitmesini engelleyecek bir siyaset izlersiniz. Hepinize teşekkür ederim.